Karaman İnambulans Servisi Başhekimliği olarak Karaman'daki etkin, verimli sağlık hizmetinin sunulması amacıyla sağlık personelimize yönelik ambulans sürüş güvenliği eğitimi vermekteyiz. Toplamda 14 kursiyerimiz var. 2 tanesi bayan. Kursumuz 4 günden oluşmakta. Birinci gün teorik eğitim, genel trafik bilgileri, ambulans özellikleri vesaire konuları ele almaktadır. Pratik bölümde de güvenli sürüş teknikleri uygulanmaktadır. Çeşitli etaplarda başarılı olan personellerimiz sertifikalarını almaktadır. Tekrarlayan aralıklarla bu tür eğitimlerimiz hasta ve personel güvenliğini artırarak hizmet kalitesini arttırmaktadır. Bu vesileyle katılan kursiyerlerime ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Çalışan sahada aktif sağlık personelimiz ATD paramediklerimize vermekteyiz. İhtiyaç halinde sürücülük yapabilmelerini amaçlamaktayız. Niye ileriteknik sürüşü alma ihtiyacı duydunuz? Niçin yapıyorsunuz bunu? Şöyle, biz ambulansta zaten 3 personel olarak görev yapmaktayız. Hem sürücü, paramedik ve ATD arkadaşlarımız var. Gerekli durumlarda herkesin bence ambulans kullanması ihtiyacı doğabiliyor. Bu tarz durumlarda işte sürücümüzün yorgun olması, uzun yollardan gelmemiz ya da sürücümüzün rahatsızlanması gibi durumlarda diğer arkadaşların da güvenli bir şekilde ambulans kullanması için bu eğitimi alması gerekiyordu bence. Ve ben de bu niyetle geldim. Ve de çok memnunum. Peki zorlandınız mı sürüş yaparken? Tabii ki şöyle... Küçük araca benzemiyor. Kendi araçlarımız gibi değil. Manevra kabiliyetleri olsun, işte viraj alımları, ani duruşlar. İllaki zorlanıyor insan. Bayan olmanız zannediyorsunuz. İki kişisiniz bu eğitim alanında. Evet. Ya bizim bayan arkadaşlarımız biraz çekiniyor aslında. Hani büyük araba ve ambulans olmasından dolayı. Bence gerek yok. Çünkü bu bizim işimiz. Ve ihtiyaca binaen durumlarda başka bir yerden herhangi bir personel alamayacağız o durumlarda ve zorlanacağız. O yüzden bence bu işin bayan erkeği yok. Herkesin alması gereken bir eğitim. Ben de bu niyetle geldim. Bugünkü eğitimimizde evet 15 arkadaşlar, sadece iki bayanız. Ama ben memnunum ya. Biz ilk ve acil yardım teknikerleri olarak hastaya müdahale etmekten ziyade ambulansa tamamen hakim olmak bizim için çok önemli. Ambulansı kullanabilmeli, gerektiğinde lastiklerini değiştirebilmeli, motor aksamından anlayabilmeli. İlk ve acil yardım teknikeri olarak zaten görev tanımımızda ambulanstaki her şeye tamamen hakim olmak var. Ve biz de bu eğitimleri tamamen daha iyi pekiştirmek için alıyoruz bu bilgilerimizi. Peki parkur zor mu? Parkur zor, kolay değil ama eğitmenlerimizle birlikte üstesinden gelinebilecek bir seviyeye geliyor eğitimin sonunda. Eğitimde eğitmenlerin direktiflerini algılayabilirsek düzgün bir şekilde tamamen yapabileceğimizi düşünüyorum. Kendi araçlarımızla ambulans bir değil. Çünkü arkaya gerçekten çok kontrollü sürüş sağlamak gerekiyor. Zor. Gerçekten çok zor. Yapılmaz mı? Tabii ki yapılır. Biz bayanız, her şeyi yapıyoruz. Bunu neden yapmayalım?